Bu arada Berkay, çok iyi merkez. Ceza sahası içi. Samet! Ferhat'tan müthiş bir şut aman tanrım. Özkan ceza sahası içinde. Şimdi Fırat. Orada bir karambol var. Uzaklaştırıyor Yunus Emre. Ben Team Aurora takım kaptanı Yunus Emre Sevinç. Bu sezonki hedefimiz tabii ki şampiyon olmak. Bütün takımlar şampiyon olmak için oynuyor. Ama gerçekten ligin kalitesi çok üst düzey. Ve bütün takımlar birbirinden iyi. Biz beklediğimizden zaten kötü başladık. Şu anda bu hala şampiyon olma ihtimalimiz tabii ki var ama biraz zora soktuk açıkçası. İlk devreyi en azından ilk 5'te, ilk 6'da kapatabilirsek ikinci devre yeni yapacağımız transferlerle daha yukarılara çıkacağız inşallah. Ya evet, gerçekten sıkıntılı bir sezon geçiriyoruz. Bunun sebebi de aslında daha çok tekniksel, çünkü çoğu arkadaşlarımız gelemedi, istediğimiz kadroları kuramadık. Eksik kaldık. Bunu tamamlamaya çalıştık. Bayağı zorlandık. Yani farklı mevkilerde oyuncu oynatmak zorunda kaldığımız çok oldu. Bundan kaynaklı bütün maçlarımızda, yani bir zorlanacaksak iki zorlandık. İnşallah. Ya FIFA 20'nin de tabii ki vermiş olduğu farklı bir oyun FIFA 20. Biraz gerçekten zor. Kapanan takımları yenmek de çok zorlaştı. Bundan dolayı bayağı puan kaybettik. Bu puan kayıplarını inşallah önümüzdeki haftalarda yapmayız. İkinci devreye kadar dayanırsak, ikinci devreye kadar biraz yükselebilirsek, ikinci devre inşallah güzel şeyler olacak diyorum. Moro taraftarları LoL'e tabii ki müthiş bir destek sağlıyorlar Aurora takımına. Ancak FIFA konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani şöyle, takım olarak tabii ki bizim takımımız bize sahip çıkıyor, ancak taraftarlarımız konusunda bence yeterli değil. Yani biraz daha FIFA'ya destek sağlayabilirler. Yani bize biraz daha destek sağlayabilirler. Onlara buradan seslenebilirim. Duyarlarsa beni. Çünkü yani FIFA'yı sonuçta bilmiyorlar. Pro Club modunu LoL kadar bilmiyorlar. Yani LoL oynayan taraftar kitlesi var Aurora'nın. Yani illaki takip eden arkadaşlarımız var. Onlardan dönüş alıyoruz ama bence daha fazla olabilir. Bunun için taraftarlarımızdan bu anlamda da destek bekliyorum. 5 yıl sonra PEL oluşumunu vallahi çok yukarılarda görüyorum. Yani şu anda bile 1 senede Pro Elite League 1 sene oldu kuralı. 1 senede yani inanılmaz takımlar geldi. Galatasaray geldi bu sezon. İstanbul Wildcats, Royal Youth, bunlar çok büyük isimler. Yani bunların gelmesi çok büyük bir şey. Yani 1 yılda bunlar olabildiyse bence 5 yıl sonra resmi gerçek futbolu gibi bir lig oluşur. Gerçek Süper Lig'de izlediğimiz maçlar gibi bir Süper Ligimiz bile olabilir bence. Çok da güzel olur. Yani futbol gibi ikinci bir maçını izler taraftarlar. Bence mükemmel olur. Olacaktır da diye düşünüyorum. Tabii ki herkes bunun hayalini kurar. Yani insanlar beni izlesin. Hangi oyun olursa olsun ben profesyonel oynayayım, insanlar beni izlesin, sevsinler, oyunumdan ders alsınlar, öğretmenler olayım gibi şeyleri tabii ki herkes ister. Ama yani PEL bu anlamda kendini çok geliştirdi. Geçen sezon yayınlarımızı az kişi izliyordu biraz daha ama bu sezon gerçekten bayağı, yani 300-500 kişiye kadar yayınlarımız çıkıyor. Böyle giderse bir sonraki yayınlarımızı, ya yani belki bir sonraki sezon yayınlar 1000-2000'e de bulabilir. Yani gerçekten çok güzel bir duygu. Herkesin bu duyguyu tatması lazım. Yani insan, biz heyecanlanıyoruz maça çıkacağımız zaman, spikerli maç olduğu zaman. Daha bugün spikerli maç var. Yani maçımızı yayınlayacaklar arkadaşlar. Daha iyi oynayalım, daha dikkatli oynayalım diyoruz ama tabii daha çok heyecan yapıyorsun. Yayınlı maçlarımızda daha çok heyecan yapıyoruz. Da hataya daha çok meyil veriyor. Yani genel itibariyle çok eğlenceli bir şey. Ama dediğim gibi takımı biraz etkiliyor, heyecanlanıyorlar ve aynı performansı sergileyemiyoruz. Açıkçası biz e-spor takımı veya futbol takımı ayrımı yapmıyoruz. Bizim için bütün rakiplerimiz aynı. Yani bir farkları yok benim gözümde şahsen. Yani e-spor takımlarının farklı bir yapısı var. Futbol takımlarının farklı bir yapısı var. Ama neticesinde aynı yerde aynı mücadeleyi veriyoruz.
Bu anlamda aralarında bir fark olduğunu düşünmüyorum. Tek fark futbol takımlarının tabii ki taraftar kitlesi daha fazla. Geçmişten bugüne yani küçükten büyüklüğüne kadar herkes futbol seviyor Türkiye'de. Doğal olarak kendi illerinin taraftarları işte ülke çapınca taraftarları vesaire oluyor. Yani bu anlamda tabii taraftar desteği daha yüksek bize göre onların. Ama Aurora gibi işte Wildcats gibi, Royal York gibi, Galacticos gibi takımlar da mevcut e-spor takım anlamında. Bunlar da çok büyük takımlar. E-spor'da da bunlar en çok tanınan takımlar. O yüzden bence bir fark olduğunu düşünmüyorum. Tek fark taraftar desteklerinin olması. Başarılı sezon bizi bekliyor. Yani biz beklediğimizden kötü başladık ama inşallah ikinci devre çok güzel transferlerimiz var. O transferler duyulduğu zaman da onu da sürprizini vereyim. Duyulduğu zaman da herkes çok şaşıracak. İnşallah ikinci sezon şampiyonluğa oynayacağız. İkinci devre şampiyonluğa oynayacağız diyorum. Teşekkür ediyorum.